Hayatlara karşı mücadele veren otomobillerin dünyasına yeniden hoş geldiniz. Michael Schumacher'in Ferrari'si ile güçlü Eurofighter arasında düz yolda geçen ivmelenme testini gördük. Peki ya işi biraz dolambaçlı hale getirirsek ne olur? Ya bunu yüksek bir hızda çeviklik testi haline getirirsek? Bunun cevabını Kuzey Yorkshire'daki Croft yarış pistinde arayacağız. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'da yapılan akınlar sırasında Kanada Hava Kuvvetleri Wellington ve Lancaster bombardıman uçaklarını buradan kaldırmıştı. Ama bugün benim rakibim günümüz hava kuvvetlerinin güvendiği bir başka hava aracı olacak. Kanatların yerini rotorlar alacak çünkü bir helikopterle yarışacağım. Ama sıradan bir helikopterle değil, dünyanın en hızlı ve en çevik helikopterlerinden biriyle. Ağırlığı sadece 1400 kilo. Türbini dakikada 25 bin devir çeviriyor. Motoru 500 beygir gücünde. İşte saatte 305 kilometre hız yapan bir gazel. İngiliz-Fransız ortak projesi olan Gazel, 30 yıldır göklerde. Kara, deniz ve hava kuvvetleri tarafından hem keşif hem de tank savar helikopteri olarak kullanılıyor. Ordunun elden çıkardığı gazelleri 200 bin sterline satın almak mümkün. İşte göklerin mükemmel pist makinesi. Onunla kozumu paylaşırken Porsche'nin en son 911'ini kullanacağım. 381 beygir gücüyle Gazel'den 100 küsur beygir gücü daha zayıfım. Motorum dakikada 8200 devir çeviriyor. Ama ağırlığım onunla aynı. Tabii bu sıradan bir 911 değil. But as that little badge under the rear wing tells you, this is no ordinary 911. Bu rüştünü pistlerle ispatlamış bir GT3. Geliştirilmiş frenleri, sertleştirilmiş süspansiyonu, titanyum biyel kolları, yakın oranlı şanzımanı ve daha yüksek yere basma kuvveti var. Buna bir roll cage yarış koltuğu eklerseniz işte size mükemmel bir pist otomobili. Ama bu kadar gösteriş yeter. Hızlı bir tur zamanı farklı bir yaklaşım gerektiriyor. Pistte bir arabadan maksimum verim almak için ona elinizden geldiğince yumuşak davranmalı ve ideal yarış çizgisini bulmalısınız. Ama üç temel kontrolle, yani fren, direksiyon ve gazla oynarken mümkün olduğunca girişken olmalısınız. Tam aksine bir helikopter kullanmanın zorlukları ise araba sürücülerini şaşırtabilir. Eski Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotu Steve Unsworth'un bunlara ek olarak irtifa, hız, rüzgar yönü, rotor açısı, rotor devri, yalpa miktarı ve yerdeki telgraf direkleri konusunda da endişelenmesi gerekiyor. Ayrıca tüm helikopterler doğaları gereği kararsız araçlar. Bir otomobilin tüm kontrollerini bıraktığınızda yavaşlar ve durursunuz. Ama helikopterin kontrollerini 3 saniye için bırakırsanız yere çakılırsınız. Düz gidebilmek bile büyük beceri isterken, pistte havadan dolaşmak üst seviyeden uçuş kıvraklığı gerektiriyor. Lastikleri ve türbinleri bir süre ısıttıktan sonra hareket halinde start alacağız. İşte yarış başladı. Birinci viraja girerken benden uzaklaşıyor. Önümde viraj var. İçeri yatarken sağıma bakıyor ve gaz veriyorum. Rüzgar beni kaldırıyor. Temiz kullanmalı ve Hawthorne adlı ikinci viraja girerken onun gözünü korkutmalıyım. Sola doğru sert viraj geliyor. Önüme geçti bile. Ama şimdi rüzgara girdi. Artık ona yetişebiliriz. 195 ve şimdi 205 kilometre. Tekrar altına geldik. Virajlarda arkayı çok savuruyorsun Tiff. Jim Clark SC biraz solumda kaldı. Hızım saatte 176 kilometre. Sony adlı çift sağ viraja girmek için fren yapıyorum.
Dönerken gaz verip kaydırıyorum. Rüzgara doğru dönerken neredeyse duruyorum. Toprağa değdik. Ama o yine rüzgara girdi. Hayatta kalmaya çalışıyor. Onu kaybettim. Nerede bu? Tanrım, neredeyse gidiyordum. Biraz geniş aldım galiba. Birinci vites. Umarım çok zaman kaybetmemişimdir. Sert bir dönüş. İşte orada. Ve rüzgar arkasını almış. Yetişmek üzere ama... Ve işte bitirdik ve kazandık. Başa baş bir mücadele oldu. Son virajda neredeyse kaybediyordum. Ama helikopteri yenmeyi başardık. Doing is enough to beat the helicopter.